Hadi ama Ekim, yüzün gülsün biraz. Bak Tibet Bey'le de konuştuk. Part time işin hazır. Orası öyle de. Ne güzel işte, annene de yardımcı olacaksın. Hem daha güzel bir ev tutarsınız. Bak bazen değişiklik iyidir. İnan bana. Ben taşınmak istemiyorum galiba. Yani o yüzden böyleyim. Neden ki? Çok seviyorum çünkü ben evimizi. Ne bileyim. Ben bebekliğim orada geçti. Benim orada bir sürü anım var. Ve sanki oradan taşınırsam her şeyi orada bırakıp gidecekmişim gibi hissediyorum. Ya sen daha güzellerini yaşamayacağını nereden biliyorsun? Kazadan önce hayatım hiç böyle değildi. Leyla çok severdi evimizi. Hatta benden bile çok severdi. Leyla yeni evinizi de çok sevecek. Her şey düzelecek. Bilmiyorum Azal. Benim kafam çok karışık. Ekim. Senin için her şey üst üste geldi, biliyorum. Ama eğer Leyla ile aranızdaki bağ gerçekse Melisa ne yaparsa yapsın onun kafasını karıştıramayacak. Eninde sonunda duracak, bitecek. Leyla'nın kafasını karıştıran tek kişi Melisa değil. Bunu biliyorsun değil mi? Kanat. Ekim seni ilk uyaran benim. Çünkü onun neler yapabileceğini biliyorum. Ama bahsettiğim bunlardan biri değil. O kızın intiharıyla Kanat'ın bir alakası olduğuna inanmıyorum. Umarım dediğin gibidir. Peki biz seninle böyle dondurmalı falan bir kağıt elma partisi yapmayalım mı ya yeni işini kutlamak için? Olur. Annem de çok sever. Süper o zaman. Uzak dur benden, gelme peşimden. Uzak dur. Gidemezsin vallahi, gidemezsin. Anne bacağın. Kanat sakın. Sakın. Kanat dur. Ne yapacaksın? Sakın ha? Kanat, ne olur. Ne yapacaksın bıçakla? Hadi. Hadi. Hadi gel. Eğer sen de Leyla'ya gerçekleri anlatırsan, ben de babama kazayla ilgili her şeyi anlatırım. Seni seviyorum Kanat. Seni çok seviyorum. Sen zaten zamanı geldiğinde doğru olanı yapacaksın. Ekim için de. Ne var, ne istiyorsun? Ekim. Konuşmak istemediğini biliyorum. Bu sefer sadece beni dinlemeni istiyorum. Tam konuşmana gerek yok. Sadece beni dinle. Bir gün dedemle bahçede oynuyordum. Bir şey için koşturuyorum. Daha 5-6 yaşındayım. Küçük çocuğum. Düştüm. Ne için koştuğumu hatırlamıyorum. Ama ilk kez gerçek acıyı hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Dizim kanıyordum. Dedem geldi, hemen kaldırdı beni. Annem de korktu tabii. Yarayı temizledi, ilgilendi benimle. Geçecek dediler. Zamanla iyileşeceksin. Bir süre sonra canın hiç yanmayacak dediler. Geçti de. Ama şimdi öyle değil Ekim. Yine canım yanıyor ama bu sefer hiç geçmiyor. Düşmedim de aslında. Bakıyorum. Hiçbir yerimde yaram da yok. Hiçbir yerim kanamıyor da. Ama canım çok yanıyor Ekim. Böyle nefes alamıyorum. Kalbim sıkışıyor. Geçmiyor. Ağlatmayan sinsi bir ok
öldürmeyen çaresi yok bu yaranın. Ve seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Kimde kalır kabuklar? Benim babam nefret ettim sensin. Sen benim oğlumsun. Senin içinde iyiliğin kırıntısı olamaz. Yersiz mülksüz sahip gibi aslı sende. Sendeki o cesaret. Keşke bende de olsa. Bunu okulun zorbası mı söylüyor? Hayır. Ayşe. Şimdi köftemde büyüyen bu. Bırak beni, sıkıntı diyorum sana, bırak. Aklında karşı koymasan her şey daha kolay olacak. Hoş geldiniz Melisa Hanım. Hoş bulduk. Ah, Melisa'cığım, bu ne kadar güzel sürpriz. Hoş geldin. Hoş buldum. Sizin tarifinizi denedim Suna teyzeciğim. Denemişken de ikram etmemek olmazdı. Hem babam da yok, çok sıkıldım. Ah canım, eminim çok güzel olmuştur. Çok teşekkür ederim, güzel kızım benim. Zeliha'cığım, onu alır mısın? Gel biz içeri geçelim. Zeliha, sen de Kanat'a haber verir misin İnsan? Yok, ben sürpriz yapsam. Hadi bakalım. Tamam. Melisa, ver şunu. Vermeyeceğim. Ya, şunu ver. Vermeyeceğim. Geldi, aladı. Hayır. Ver şunu. Bırakmayacağım. Sevgilim benimle ilgilenecek. Beni sonsuza kadar seveceğini söyle. Melisa, ne işin var senin burada? Telefonda konuşmadık mı? Sevgilim, konuştuk da sürpriz yapmak istedim. Ben aptal değilim Kanat. Her şeyin farkındayım. Neyin farkındasın Melisa? Benden kaçtığının farkındayım tabii ki de. Anlat, ikimiz de rahatlayalım hadi. Madem her şeyin farkındasın, anlatacak bir şey yok. Denedik ve olmadı. Sevgilim, yeterince denedik mi sence? Bizi hiç özlemedin mi? Bu odada ne kadar çok anımız var, hatırlamıyor musun? Ben o zamanlara geri dönmek istiyorum. Eskide kaldı o günler Melisa. Kazadan sonra hiçbirimiz, hatta hiçbir şey aynı kalamaz. Kazayı bahane ediyorsun.
Ekim yüzünden değil mi? Ya Ekim'le ne alakası var? Yine başlama Melisa. Tamam sevgilim, yükselme. Bak ben kızmıyorum, seni anlamaya çalışıyorum. Bir şey söylemiyorum, hadi gel otur. Hem ben alışkınım senin etrafında hayranların olmasına. Seni ancak rüyalarında hayal edebilecek kızlar hep oldu. Olmaya da devam edecek. Zaten çoğu nerede durması gerektiğini bildi. Bilmeyenleri de ben öğreteceğim. Yani Ekim gibilerine. Yeter Melisa. Kendine bahaneler üretmeye bırak artık. Artık biz diye bir şey yok. Bitti. Olmayacak da. Lütfen. Bak lütfen bunu kabullen artık. Kabulleneyim ha? Bence sen kabullen artık. Ekim'e aşık oldun değil mi? Onun yüzünden benimle birlikte olmak istemiyorsun değil mi? Kanat bir şey söylesene. Kanat bir şey söylesene. Niye susuyorsun? Bir şey söyle ne olur. Bir şey söyle. Niye susuyorsun? Bence kendi cevabını kendim verdim. Nasıl? Artık gitmelisin. Aa ne oldu? Aa. Hazır mısın? Hazır. Bir, iki,